Merhabalar, Karaman Kagaret YouTube kanalından herkese merhaba. Karaman'da organ bağışı yapıyor musunuz? Organ bağışı yapmak ister misiniz? Organ bağışı yapma noktasında dini boyutunu düşünüyor musunuz gibi soruları halkımıza soracağız. Merhabalar, çoksa sizleri tanıyabilir miyiz? Hikmet Atabay. Efendim? Hikmet Atabay. Hikmet Bey, hiç organ bağışı yaptınız mı ya da organ bağışı yapmayı düşünüyor musunuz? Organ bağışı mı? Evet. Ben hastayım zaten, onu yapamam. Yani. Sizce organ bağışı yapılmalı mı peki? Yok, sağ ol. Allah razı olsun. Yok, siz ne düşünüyorsunuz onu soruyorum. Yani genel olarak organ bağışı insanlar yapmalı mı? Sağlığı el verenler yapmalı mı? Tabii canım, yapmalı. Sizin sağlığınız el verseydi yapar mıydınız? Tabii yaparım yani. Sağlığım iyi olursa o yapmam. Allah'a şükür şimdi sağlığım iyi. Öyle bir şeyle de düşünmüyorum yani. Yani sağlığınız el vermediği için şu an yapamam diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Ya, normal. Ben 82 yaşındayım. Ben... Allah'a şükürler olsun ya Rabbi. İyi, sağlığım iyi. Amin. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Efendim? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, sağ ol. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler dileriz. Sağ ol. Allah razı olsun. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Cemalettin Dikici benim adım. Cemalettin Dikici. Siz? İsmail Şam. Musa Akçay. Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organ bağışı yapılmalı mı? Yapılmalı. Siz olsanız yapar mıydınız? Yapardım da işte bilmiyorum o zaman nasıl olur yani. O an geldiği zamanız onu bilmiyorum yani. Siz yapar mıydınız? Bilmem vallahi yapamaz. Yapar mıydınız yapmaz mıydınız? Yapmam. Neden yapmazdınız? Bir nedeni var mı? Yani bunu dini açıdan falan mı düşünüyorsunuz? Sizce dini açıdan bunun bir eksikliği ve noksanlığı var mıdır? Hayır bilmem işte. Siz yapar mıydınız? Vallahi da gereksizse yapardım yani ne olacak da. Bana yaramayan başkasına yarasın ya. Ben öldükten sonra... Başta yarayacaksa, faydası olacaksa veririm, yemeyeceğim. Organ bağışçısı olarak bir kaydınız var mıdır? Nasıl bir kayıt? Biliyorsunuz artık siz de bir bağışçı olarak kendinizi ölmeden önce de kayıt ettirebiliyorsunuz. Öyle bir şey yok canım. Şu anda yok yani. Öyle bir şu anda yok. Yok yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla bu dini konuda çeşitli yorum yapan var ama hangisi doğru da biz bildiğimiz yok yani. Onun için çıkmam mal oraya yani. Ama gerektiğini ben de yaparım diyorsunuz. Bence gerekli yani. Ama yaparız yapmayız oraya tabii oraya şu anda bir şey diyemem yani. Sizce insanlar bunu bu noktada neyi düşünüyor olabilir? Yani yapsam mı yapmasam mı noktasında sizce neyi düşünür birisi? Bir insan neyi düşünür? Yani ya da siz olsanız yapıp yapmama noktasında sizi durduracak olan şey ne olabilir? İşte dedim ya dini konu yani. Nasıl? Yani orada şüpheli biraz yani çeşitli biz pek terini bilmediğimiz için çeşitli bunun hakkında yorum yapanlar var. Hangisi doğru onu da bilmiyoruz yani. Onun için adam Muhammed'e kalıyor yani işte yani. Yaptık da hadi biz öldük. Hadi aile vermezse ona önce kayıt olmamız mı lazım? Siz onay verdiğinizde genellikle ailede kabul etmiş oluyor. Yaptırmamız lazım öyle mi? Yani tabii onu daha sonrasında aileniz de onaylayabilir. Sizler de daha öncesinde ben organ bağışçısıyım deyip yani, kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt yaptırmak daha iyi yani daha güvenli yani. Tabii öncesinden siz kabul etmiş oluyorsunuz sağken. Tamam onu demek istedim tamam. Yani. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz iyi günler. Merhabalar. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Önce oradan mı başlayayım? Buyurun. Ali Koca. Ali Koca. Siz kimdiniz? Gerek yok. Ali Bey, organ bağışı yapar mıydınız? Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şeydenler yapıyorlar da bilmiyorum o gün geldi mi bizim şeyler yapar mı yapmaz mı onu bilmem yani. Yani evlatlarınıza mı bırakıyorsunuz? Elbette yani şimdi ölünce adam evlatlarına sorarlar. En yakınına sorarlar. Öyle değil mi? Ya siz tabii daha öncesinde yaşarken de organ bağışçısı olabiliyorsunuz kendi rızanızla. Burada vallahi hiç düşünmedik be. Yapar mıydınız peki? Şöyle bir düşündüğünüzde şu an. Elbette ölüp gidiyorsun. Birbirine yardımcı olursan iyi olur yani birilerine. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi bizim hanım diyaleze gider. O böbrek hastası. Zaten benim de böbreklerim arızalı. Yani benim yapacak, iki tane şey kızım var. İki oğlan var. Kızların ikisi onlar bağışladılar. Sağlıklarında kocalarına söylediler, çocuklarına söylediler. Bizim başıma bir iş gelirse biz organ bağışını organlarımızı bağışladık. Nereye lazım olursa oraya verin dediler onlar. Ama ben hastayım yani ben şey etmem yani. Yani sağlığınız el verseydi ben de yapardım diyor musunuz? Tabii yapardım. Bir can bir can Allah. Kimsenin başına durmuyor. Çünkü ben biliyorum yani ne olduğunu ne olacağını. Yaşamış biri olarak. Biliyorum. Yani ne oldu, sizce bunun dini boyut açısından bir engeli var mıdır? Vallahi ben orasını bilmem. Yani dini yönden bir engeli olup olmadığını bilmiyorum yani.
Ama yani organını bağışlamak çok iyi olur. Benim dünür vardı, onlar bağışladılar böbreklerini, kalbini. Birisi Bursa'ya gitti, birisi Antalya'ya gitti yani organların şeyi. Adamlar öyle bir şey yaptılar yani. Hani böyle bir şey olmuş olsa, mesela benim vücudum sağlam olmuşsa ben de öyle emanet ederim çoklarıma yani. Kızlarım bağışladı, sağlıklarına bağışladılar şimdi yani. Sağlıklar onlar şimdilik. Bakalım bekliyoruz. Vatandaşlara bu konuyla alakalı iletmek istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Vallahi herkes elinden geldiği kadar yardımcı olsun yani birbirine yani. Eş, dost, akraba, hısım. Yani bazen mesela ben görüyorum şeyde Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kan arıyorlar. Kan arıyorlar. Yani elimde olsa yani kanım şey olmuş olsa gider veririm. Mesela benim kızım şey oldu, ameliyat oldu. Allah razı olsun bütün arkadaşlardan hepsi kana çizildiler yani kan vereceğiz diye yani. Öyle yani. Başka sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Amin inşallah. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya Allah herkese şifalık versin. Ya da yatırıp da kimseye kapıya bakıtmasın. Amin amin ya inşallah. En iyi şey o. Yani kapıya yatırıp da kapıya bakıtmasın Cenab-ı Allah. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Allah razı olsun. Konusunda bizim köyde biri vardı. Baba oğla verdi. Önce babası bir müddet sonra Allah'ın emri. Ölüme rağmen. Öldü. Yani bir iki ay içinde de arkasından oğlu gitti öldü. Oğluna böbrek verdiydi. O ondan dolayı değildir tabii de hastalıktandır. Kalp krizi geçirmiş. Vadesi yani. Diye inancımız da vade ettiyse. Yani öyle bu. Şöyle yani şimdi. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Yok. Ben şeyim. Olmaz. Olmaz mı? Tamam. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ayhan Arslan. Ayhan Bey. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Rafet. Rafet Bey. Organ bağış hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organ bağışı yapılmalı mı? Yapılmalı. Siz olsanız yapar mıydınız? Yaparım tabii. Genel olarak bir düşüncelerinizi alabilir miyiz bu konuyla alakalı? Abi şimdi organa o kadar çok insanın ihtiyacı var ki. Hep bekleniyor. Alan Allah razı olsun diyor. Veren gönüllü veriyor. Çok güzel bir şey. Siz bağışçı olmak ister miydiniz? İsterim tabii ama çocuklarıma söylerim. Eğer şeyse uygun ölüm olursa versinler. Versinler. Yani evlatlarıma bunu konuyla alakalı söylerim diyorsunuz. Tabii. Siz ne yapardınız? Aynısını ben de aynısını söylerim. Siz ne düşünüyorsunuz peki organ bağışı hakkında? İyi bir şey yani. Verene de verebilsek ne mutlu bize. Çevrenizde var mı hiç organ bağışçısı olan? Valla biz köyde kalıyoruz. Küçük köy yani. Hiç dek gelmedik hadi yani. Köyümüzden hiç dek yarın gelmedi. Yarın getirin yani. Bayram oraya. Yani 45-50 hanelik bir köy. 45-50 hanelik bir köy. Anladım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanlar organ bağışı yapmalı mı? Sizce ya da bunu yapmalı, din... Yapmalı. Tabii. Çünkü çok şey bekleyen var. Tartışma konularından biri de bunun dini boyut açısından insanlar bunun bir engel olamayacağını da emin değiller. Sizce böyle bir engel var mıdır? Diyanet işleri helal diyor yani. Bir sakınca yok diyor. Gerisine gayri kulaktan duyma yapılan bakmayacağız yani. Diyanetin açıklaması yeterli diyorsunuz. Tabii. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Abi herkes organ bağışında bulunsun. Teşekkür hani, ederiz. Tabii. Oldu. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Mahalleşehir Eriköy'den Erişmen Avcı. Ama ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında kalıyorum. Burada misafir olarak. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe Avcı. Ayşe Avcı. Siz? Rabia Cenk. Rabia Cenk. Organ maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organ maaşı yapılmalı mı? Yapılmalı. Yapılmalı. Genel olarak düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aslında bilmiyorum işte kafam karışık. Bazısı diyor hocalar işte hani olur bazısı olmaz diyor ama ben taraftarım. Siz taraftarsınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de taraftarım. Taraftarım. Sağlık olsun. Diyanet bunun helal olduğunu söylüyor bizlere. Diyanet söylüyor. Evet. Ama hocalar mı biraz kafa karıştırıyor? Hocalar kafamızı karıştırıyor. Sizin ailenizde, çevrenizde, tanınızda hiç organ bağışçısı olan var mı? Ya da gördünüz mü, şahit oldunuz mu? Benim dünürüm oğlu dünürüme verdi, annesine verdi. Ama ikisi de sağ. Ama ikisi de sağ, yani yaşıyorlar. Hangi organı hatırlıyor musunuz? Böbreğini. Böbreğini verdi. Yani. Evet. Yani. Ama evet. Sağlıklı ikisi de. Allah'ım bundan geri koymasın inşallah. Amin, amin, inşallah. Siz de organ bağışçısı olmak ister miydiniz peki? Aslında isterim de ben pek sağlıklı değilim ama isterim. Yani sağlığınız el verseydi. İsterim ben. İkimiz de şeker hastasıyız. İkimiz de ben şeker hastasıyım. Başka hastalıklarım da var ama ben yine de çocuklarıma hep söylüyorum. Eğer bana öyle bir şey olursa benim organım bağışlan diye. Yani sağlam olursa çocuklarınıza vekalet vermiş gibi oldunuz yani. Evet evet öyle. Sizler? Aynı şekilde. Aynı şekilde. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? İnsanlar bu konuda neler düşünsünler? Neler yapsınlar? Herkes versin yani. Nasıl olsa toprak olup gideceğiz.
versin herkes organını, bağışlasın ihtiyacı olanlara. Çok... Ben taraftarım. Anladım. Biz çok size teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Sağ olun. Evet. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şaban Karaduman. Şaban Bey, kaç yaşındaydınız? 30. 30. Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Organ bağışı hakkında iyi bir şey. Siz olsanız yapar mıydınız? Yaparım tabii ki. Peki iş organ bağışçı mısınız? Nasıl? Organ bağışçısı mısınız diyorum. Evet. Evet. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizce insanlar nasıl bakmalı organ bağışına? Dini açıdan bir noksanlığı var mıdır? Sizin ne söylemek istersiniz? Ben imam değilim. Onu imam bilgisi olanlar dini yönünü onlar şey yapar. Ama sağlık yönünden, insanlık yönünden herkes faydalanmalı. Bir gün bizim de başımıza gelebilir böbrek yetmezliği. Diğer her insanın başına her şey gelebilir hayatta. Yarın biz de muhtaç olabiliriz. Biz de bir organ bekliyor olabiliriz. Ha, dini yönünü bilmiyoruz. Evet. Beklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Merhabalar. Çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim Nezaket. Mutluyum. Nezaket Hanım. Sizler? Berna. Berna Hanım. Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Organ bağışı hakkında... Ben iyi düşünüyorum açıkçası. Ben kendim de bir şey olsa organlarımı bağışlamak isterim. Başkalarına bir hayat vermeyi gerçekten çok isterim. Hani benim şeyimle onlar da mutlu olsun, iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar isterim. Bir vesile olmak isterdiniz yani. Sizler ne düşünüyorsunuz? Aynen, bana hani ölme durumu falan olsa beni bağışlamak isterdim. Hani bir kişiye can vermek çok güzel bir şey. Peki şu an bağışçı mısınız? Yok değilim ama hani nereden oluyorsa yapmayı düşünüyorum ama aklımda var. Anladım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Hayır. Yok, teşekkür ederiz. İyi günler, sağ olun. Merhabalar, çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Şahin. Mehmet Bey, organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Organ bağışı çok güzel bir şey. İnsan organının bağışlaması güzel bir şey. Öldükten sonra zaten organın bir işe yaramaz. Daha önce hiç organ bağışı yaptınız mı ya da çevreniz organ bağışı yapan var mıydı? Evet. Askerde bağışladım. Hangi organdı? Kalbimi bağışladım. Kalbimi bağışladım. Nasıl oldu? Valla şimdi çok güzel oldu. Benim kalbim bir yerde yaşasın. Organlarım yaşasın yani. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes bir canı kurtarması çok önemli bir şey. Yani bir yaraya merhem oluyor. Şunu söyleyeyim, sana lazım olmayan başkasına lazım oluyor işte. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, iyi günler.